Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Halaç köyünde 15 yıldır arıcılık yapan ve bal üreten Nurcan Gezer, yurt içi ve yurt dışından çok fazla sipariş alıyor. Bal üreticisi Nurcan Gezer, kovanında bulunan arılarla tamamen kendinin ilgilendiğini ve siparişe yetişemediğini söyledi. Nurcan Gezer, arıların 5 kilometre uçabildiğini ve en yakın yerleşim yerinin de kendilerine 7 kilometre uzakta olduğu için ürettikleri balların tamamen organik olduğunu ifade etti. Nurcan Hanım, arıcılığa sizi iten ne oldu? Öncelikle bir kovan arkadaşın hediyesi oldu. Bir kovanla başladığımız bu arıcılığın verdiği arıların o mucizevi işlemlerine baktığımızda bir kovandan sonra içeriğini gördükten sonra bırakamıyorsunuz zaten. O kadar sevgiyle ve aşkla bağlanıyorsunuz ki yani arıyı bir defa bakan, kovanla bir defa ilgilenen insan bir daha kolay kolay bırakamaz bu işi. Bir tane de olsa bulundurur. Ve ben de ondan sonra baktım. Hem sevdiğim bir meslek iş oldu, hem mucizevi hem doğada ve yıllar sonra bir gün yani ortamımız belli, bal çok fazla, gıda ürününde çok fazla şeyler dönebiliyor ama ben bir bayan olarak yani çocuğumun sofrasına neyi koymak istiyorsam herkesin sofrasına da onu koymak istedim. Peki Nurcan Hanım, yurt dışına İhraç durumunuzu biliyorum ben. Evet. İhraç ettiğinizi duyduk. Evet. Onunla ilgili kısa bir detay alabilir miyim? Şimdi şöyle bir şey var. Hem yurt dışına hem de yurt içine Antalya'da da ünlü yerlerle çok fazla çalıştık. Yurt dışında da talep çok fazla ama ben buna yetişebilecek kapasitede değilim. Bu işte personelle iş yapamazsınız. Neden derseniz çünkü arılar sizin çocuğunuz gibi. Bebeğinize sizden başkası daha iyi bakamaz. Yani herhangi bir ücretle tuttuğunuz kişi o kovanın içinde neyin olup neyin olmadığını bilemez. Ve ben karşıdaki aldığım bilgiye de güvenemem. Her kovanı kendim görmek istediğim için belirli de bir bakım kapasitem var tek başıma. Bunun da üstüne çıkamıyorum. Niğdebor Halaç Köyü Elma Deresi'nde rakım olarak ve flora olarak çok güzel. Geven, kekik, boncuk şabla denilen özellikle sarı kantoron bunların bulunduğu ve en yakın yerleşim alanına 7 kilometre uzaklıkta olduğu için arılar 5 kilometre uçar. Ve bu bizim için çok önemli. Yani zirai ilaçlardan olsun veya herhangi bir kalıntıdan olsun almaması için arının en doğal ortamda beslenmesini istediğimiz için yeri 15 yıldır aynı yeri kullanıyorum. Farklı bir yer. Bir defa oldu. Bir defa değiştirmeyi denedim. Bütün müşterilerim bunda bir aroma eksikliği var dedi. Onun üzerine bir daha götürmeme kararı aldım ve aynı yerde devam ediyoruz.